İyi akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Transfer raporuna hoş geldiniz. İki kıymetli gazeteci arkadaşımla birlikteyiz. Serhan Türk Doğan Haber Ajansından hey ve Sabah Gazetesi hoş geldiniz sevgili Serhan. Ve Volkan Demir Sabah Gazetesi'nden. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün e, Kulüpler Birliği toplantısı vardı sevgili seyirciler. Malum meseleler tabii ki de gündemin birinci sırasında. Ortak görüş 21 takım olduk ama e, paylar azaldı. Bunu yukarıya çekmek için tüm kulüplerin ortak hareket etmesi konusunda bütün başkanlar hemfikir oldular. Yanı sıra Sayın Ali Koç'un Mert Hakan Yandaş'la ilgili ifadeleri var sevgili seyirciler. Onu da ayrıyeten konuşacağız. Fenerbahçe'de bir istifa depremi diyelim, manşeti şöyle verelim istifa depremi. Semi Özsoy görevinden istifa ettiğini kulübe resmi olarak da bildirdi ve yönetim kurulu da ee, ...Sayın Özsoy'un istifasını kabul etti. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'de neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Bu arada takımlar da yavaş yavaş hazırlıklara başladı. Yeni sezon hazırlıklarına başladı ama... ...asıl mesele ki e, gündemin en önemlisi transfer nasıl olacak? Taraftarlar transferleri bekliyor. Yöneticiler harıl harıl çalışıyor. Menajerler bir tarafta, futbolcular bir tarafta. Ayrılan oyuncular var... Bir oyuncuya 4-5 kulüp talip oluyor ama büyük gizlilikte, sessizlikte giden bir operasyon hakikaten. Bu sene bizim transfer habercilerinin işi çok ama çok zor. Takdir edersiniz ki sizlerin de gücüyle, sizlerin de desteğiyle sizlere en hızlı, en doğru haberi vermeye çalışıyoruz sevgili seyircilerimiz. Başlayalım Fenerbahçe ile. Serhan da müsaade ederse bir volkanla ki, başlamak tabii ki. isterim. Tabii tabii ki. Sen de bugün gittin zaten oradaydın toplantıda. Başkanların açıklamalarında ayrıca konuşacağız sevgili Serhan. Şimdi Volkan Fenerbahçe'de e, aslında bugünün öznesi Sayın Başkan'ın Mert Hakan yandaşla ilgili ifadeleri. Evet. Hemen arkasından da e, Sayın Özsoy'un istifa haberi. Bunu sen e, uzun yıllardır Fenerbahçe'yi takip ediyorsun. Bu istifayı neye bağlıyorsun? Sayın Başkan'ın ifadelerinin altında ne yatıyor deyip sözü sana bırakayım. Sonrasında Sayın Başkan'ın açıklamalarına Sem göz Semih başlamak istiyorum Tabii, müsaade lütfen, edersen. Tabii lütfen. Ee, bence istenen bir istifaydı. Yani istifanın isteneni istenmeyeni mi olur dersen hani dönem dönem böyle yöneticiler istifalarını sunar. Ancak e, başkanlar, yönetim kurulları bu istifaları kabul etmez. Görevlerine devam ederler. Ama bu kez Semih Özsoy'un istifasında böyle bir durum yok. Gördüğüm kadarıyla Sayın Başkan'ın da istediği bir ayrılık olmuş bu. Karşılıklı e, karşılıklı fikir birliğine varılarak yapılmış bir ayrılık olmuş. Son iki yıldır biz yanlış hatırlamıyorsam 3'er 4'er kez farklı gazeteler, farklı muhabirler Semih Özsoy'la başkanın arasında dönem dönem fikir ayrılıkları yaşandığını hatta bazı yöneticilerle Semih Bey'in tartıştığını, Semih Bey'in uzun dönem yönetim kurulundan ayrı kaldığı yönünde haberlere imza atmıştık. Bu haberler çok fazla konuşulmadı, çok fazla geçerli görülmedi ama işin perde arkasında Semih Bey'le ciddi bir fikir ayrılığı vardı. Şimdi e, istenen bir istifa ve tabii hep Fenerbahçe taraftarı bize şunu soruyor: Yolda gören işte ya da ne bileyim stadyumda ya da e, sosyal medyadan bu iki yıl Fenerbahçe tarihine geçti başarısızlık olarak. Bu iki yılın hesabını kim verecek? Şimdi iki yılın içerisinde tek tek bakalım. E, 3 Haziran 2018 <laughs> Sayın Ali Koç'un başkan seçildiği gün. O gün itibariyle başkan Ali Koç. İkinci isim Semih Özsoy. Onun altında Komolli ve onun altında Koku ile başladı. Sonra Ersun Yanal geçti o, o koltuğa. Bugün bakıyoruz. Başkan Ali Koç bütün çalışma arkadaşlarını değiştirmiş durumda. Semih Özsoy artık yok. Komolli zaten devre arasında e, yollar ayrılmıştı. Koku çok kısa bir süre kaldı. Ersun Hoca da yine aynı şekilde beklenen e, performans alınamadığı için Peki başkan Ayrınca. mı tek adam olmak istiyor Volkan? Yani tek adam değil. yani başkan çünkü bütün her şeyi göğüslüyor. transferde hep evet. karışıyor. Hatta şu an Emre Belezoğlu da geldi, her şeyin işin başına geldi. Ama baktığımız zaman tek konuşan, tek açıklama yapan, her yerde tek olan hı hı. bir tek adam. E... Tek adam değil. Şunu söyleyeceğim. Kimse ee... de orada. Demirören Haber Ajansı olarak oradaydım. Tabii tabii ben de takip soru ettim. Soru da orayı. sordun hatta. Tabii ki. Tabii ki. O soru da önemliydi. Onu da hı hı. mutlaka hı hı. sana söyleyeceğim. Tabii ki. Tek tek adam <laughs> değil ama şunu söyleyeyim. Ee, gerçekten yaptığı hataları görerek ve e, faturaları keserek ilerliyor. Açık ve net konuşalım. Bugün e, başkanın hemen altındaki isim, sportif direktör Emre Belezoğlu oldu. Teknik direktör Erol Bulut oldu. Ve e, muhtemelen bir yönetici de bu üçlünün arasına girecek. İşte Kemal Danabaş deniyor, Selahattin Baki deniyor. Yani yönetimden de bir isim futbol operasyonlarında. Selahattin Baykiz ee, zaten içindeydi galiba değil mi? Volkan ya zaten vardı ama içindeydi. ama yani Hı -hı. çok aktif bir görevi yoktu. Galiba. Biraz daha ön plana çıkabilir Sen ama ama işin gerçeği şu. Samandıra'da artık e, bence iki yıldan fazla süredir devam eden o dalgalanma durumu yavaş yavaş durgunlaşıyor. Bu durgunlaşmanın sebebi de birincisi çok... E, nasıl derler, çok yeni bir yüz Erol Bulut geldi. <laughs> ve çok iyi bir performans da geldi. Alanya Spor'u ve Yeni Malatya sporu bir seviyeye getirerek Fenerbahçe'ye gelmeyi hak etti. Ve daha da önemlisi Emre Belezoğlu ismi. Artık Samandıra'da varlığıyla... Sana göre, sana göre sahaya mı, kulübeye ö, mi inecek, Tribünde mi olacak Emre Belezoğlu? Sahaya mı inecek? Kulübede mi olacak, Tribünde mi Sportif olacak? Direktör, aynı kulübe. soruyu ben Bilak sordum var. aslında. Ben aynı soruyu da bugün Başkan Ali Koç'a sordum. Başkanım dedim Emre Boluğuz'u nerede göreceğiz? Sana sordun, tribünde bir göreceğiz, mi göreceğiz dedi. <laughs> Yakında göreceksiniz dedi. Ama bence senin görüşün tabii ki daha önemli, daha e, kıymetli. Ama bence tribünde olması. Hem Fenerbahçe, değer katar hem de Emre Belizoğlu artık takım üyesi gibi bir zamanı geldi. Şunu net bir geldi. şekilde ifade edeyim ben. Yani orada sanki böyle bir kapalı bir cevap verdi. Sayın Başkan, zaten başkan hep öyle bir şey Ama bugün çok konuştu. Da. Çok her şeye, <laughs> iştenlikle cevap verdi. Hatta ben başkana e, takıldım orada. Başkanım çok mu dertlisiniz dedim. Başkan da bana şunu dedi. Hayır, çok keyifliyim. Hatta bütün sorularda iştenlikle cevap verdim dedi. Ki öyle oldu. Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Emre Belizoğlu artık futbolcu olarak sahada olmayacak. Bu bir. İki, antrenör olarak sahada olma ihtimali yok zaten. Sonuçta teknik direktör var ve antrenör ekibi var. Zaten Emre için planlanan sportif direktörlüktü. Emre de yani Mart ayından bu yana, işte Mert Hakan Yandaş'a birazdan geleceğiz. Mert Hakan Yandaş'tan bu yana sportif direktör olarak çalışıyor, fiili olarak. Sadece burada bazı görev tanımında eksik noktalar ya da düzenlenmesi, yeniden düzenlenmesi gereken noktalar var. Ve bir iki gün içerisinde de Fenerbahçe Emre ile ilgili resmi bir açık yap açıklama yaparak, Emre Belezoğlu ile ilgili, bu arada Emre diyoruz hep ağız alışkan artık futbolculardan <laughs> kalan, Emre artık futbolcu değil o yüzden Emre Belezoğlu diye hitap etmemiz lazım. E, Emre Belezoğlu ile ilgili bir iki gün içerisinde resmi bir açıklama gelecek <laughs> ve Fenerbahçe'deki görevine, zaten başlamış olduğu görevine, Resmi olarak da atanmış olacak. Ben hayırlı olsun diyorum hem Emre için hem Fenerbahçe için. Ee, önemli işleri imza attı. Daha resmi olarak açıklanmadı ama bence Mert Hakan Yandaş ismi işte bugün Fenerbahçe ile Galatasaray'ın belki de arasını açan, gerginleşmesini sağlayan isim bence önemli bir katkı Fenerbahçe açısından. Keza Filip Novak ismi bence değerli bir katkı. Çok, ee, Gökhan çok, çok Gönül, önemli bir katkı. Gökhan Gönül karşılar. öyle ya da böyle bu ligde hala Beşiktaş'ta baktığın zaman, performans dediğin zaman aklıma yine benim Gökhan Gönül geliyor. Hatip'e geliyor. E hadi o zaman bir kırmızı verelim mi? Verelim. Bugün sen de telefon trafiği evet. yaşadın. Hatta bu konuda Serhan da bir telefon trafiği yaşadı. Biz de arkadaşlarımız da hazırsa verelim Fenerbahçe ile ilgili gelişmeyi.